Hayırdır inşallah. Kimin ki bu cenaze? Bizim kimsemiz yok ki İstanbul'da. Ümmü'nün mü acaba? Ümmü Manisalı değil miydi ya? İstanbul'da da vardı demek akrabaları. Allah rahmet eylesin, kimse artık. Yaslı'ndan birileri mi acaba? He, babam bir daha o kasabaya kafasını sokabilir sanki de. Cenazeye gidecek bir de. Taşladılar da be. Cık, gitmez. Sabah sabah nereden geliyorsun Narin? Bu ne hal ya? Ya ben geçen gün şeydi, minibüste babamı gördüm de. Aa, ne oldu peki, ne yaptı seni görünce? O görmedi beni, bir şey olmadı da. Sonra işte ben takip ettim onu, nereye gidiyor, ne yapıyor diye. Niye? Niye? Sizi gibi ortada bırakan adamı sen niye takip ediyorsun? Amacın ne? Niye etrafına geziyorsun adamı? Ya ne bileyim, bilmiyorum ki. Öyle hipnotize olmuş gibi gittim arkasından işte, merak ettim. Nerede yaşıyor, ne yapıyor, merak ettim işte. Neyse böyle tuhafiyeci gibi bir yer açmışlar böyle. Sanki biz hiç yokmuşuz, olmamışız, yaşamıyormuşuz gibi. Ne bekliyordun sen de canım yani? Adam sizi bırakmış gitmiş işte. Geri mi dönecekti? Ne bekliyordun yani? Ya neyse. İşte bu sabah yine gittim. Hayda. Gitmişken adamın elini öpseydin bari. Sonra dükkanın camına cenazemiz var diye yazı asmışlar. Onu falan görünce çok kötü oldum. Yani bizim burada hiçbir akrabamız falan dostumuz yok ki. Kim ölmüş olabilir yani? Komşuları falandır. Ne bileyim ya da kadının akrabasıdır. Hı? Ay, bilmiyorum. Bilmiyorum, böyle günlerdir böyle sürekli karnımda bir ağrı var. İçim bir tuhaf, anlamadığım bir şekilde zaten, ne bileyim. Finaller yaklaşıyor, ondandır. Ay nerede kaldı bu çocuk ya? Dersi kaçıracağız. Ya Deniz, sende de ne bu okul aşkı, hiç anlamadım son günlerde ya. Şu çocuğu da sardın başımıza, her yere bizimle gelip duruyor. İyi oluyor, iyi. Park yeri bulmakta zorlanıyoruz, işimize yarıyor işte. Çok sağ olun gerçekten. Bulabilecek misin yolu? Tabii. Zaten benim halamların evi şurada bir yerde. Hemen gideceğim ben şimdi oraya. Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Yollarda mahvolacaktım yoksa. Hadi bakalım. Ama bak, dikkat et kendine. İstanbul burası. Sizin oralara benzemez. Sağ ol. Senin bu Tolga var ya. Nereden benim oluyormuş o Tolga? Allah Allah. Kabul et, yakışıklı çocuk. Hay Allah, sahibine bağışlasın. Neyse, şimdi bu Tolga'nın grubunda bir tane çocuk var. Üçe gidiyor, mühendislik okuyor. Çocuğu bir görsem. Çocuk çok yakışıklı kızım. Böyle çocuğu 20'de yanında yat ya. Deniz. Sonra şey yapalım. Aha, Rafet, canım. Sen yorulma öyle ayakta, dinleme bizi. Gel otur öyle dinle. Estağfurullah Deniz Hanım, ne dinlemesi ya? Olur mu öyle şey? Otur hadi, kahvaltını et, geç kaldık. Neyse, ben nerede kalmıştım ha? Tolga geldi bana dedi ki, ben Narin'e çıkma teklif etmek istiyorum ama onun tepkisinden korkuyorum dedi zavallı. İyi korksun benden, korksun. Çok iyi, şahane, korksun. Ya Narin be, yazık bu arkadaşına da yazık ya. Ne olur be. Kabul et, kabul et. Bak birlikte takılalım, gezeriz, tozarız ha. Benim bak bu yaşta benim kısmetimi kapatma. Arkadaşlık görevini yap ya. Deniz Hanım, kusura bakmayın ama yani siz böyle iki genç kız, böyle erkekler... Sakın! Sakın o cümleni bitirme, sakın. Yarın sabah istifanı istiyorum. Arabamı kendim kullanacağım. Etmeyeyim. İstifa etmeyeyim. Demedim. Demedim. Vallahi demedim. Gitti tamam, söyleyen gitti. Ayarsız. Hangisi oldu şimdi bunların?
Şu var ya, şu sarı salak salak gelen. O abi. Allah Allah. Çok mu askıntılı işin bizim Narin yengemizi? Aynen abi. Narin Hanım'ın öyle yüz verdiği falan yok ha. Ama bu bırakmıyor peşini. Alırız ifadesini, merak etmesin. Eyvallah. Bacım. Bacım. Kalk ayağa. Ne işin var gecenin bir yarısında burada? Hiç öyle. Kimliğini ver bakalım. Kimliğini ver çabuk. Şey oldu. Çok kalmayız. Gelin şuna bir bak. Gelin düşmüş buralara. Ne zaman gelecek bizi çıkarmıyor bu? Hanımlar, alın şunları. Al. Kaç gündür açsın sen? Bilmiyorum. Yavaş ye be, boğulacağım. Al, benim kimliği. Neden düştün sen buraya? Ben öyle oturuyordum bir tane bankta. Ondan sonra polis geldi yanıma işte. Kimliğimi sordu. Kimliğimi olmayınca beni buraya getirdiler. Evden mi kaçtın yoksa? Yaşın kaç senin? 18. Kimin kimsen var mı bari İstanbul'da? Merak etme. Sabaha salarlar ikimizi de. Allah sahi mi diyorsun ya? Ben böyle kapalı yerde duramıyorum biliyor musun? Zaten eğer çıkamazsam kesin ölürüm ben burada. Korkma korkma, çıkarız. Anne, sen niye buradasın be? Karı koca kavgası ya. Gülme. Gülme, sinirimi senden çıkarırım, gülme. Nasıl gülmeyeyim ya? Çok komik değil mi? Nesi komik be? Nesi komik? Meydanın ortasında böyle ağaç gibi kaldık. Ya hani çok hoşlanıyorlardı bizden. Hani böyle ölüyorlardı aşklarından, anlamadım ki. Hayır efendim. Bir şey olmuştur kesin. Yoksa bu çocuklar niye gelmişsin? Niye ekilerin? Bir şey olmuştur kesin. Bu çocuklar yapmaz. Arıyor. Bir şey olmuştur dedim ben sana. Açmayacağım, biraz beklesin. Yeter. Alo. Efendim. Ne? Ay! Neredesiniz siz? Tolga nasıl Tolga? Au! Ay ay! Tanıyor musunuz bu çocukları? Tamam. Tamam, haber ver hadi. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Ay, bunlar bizim buluşmaya gelirken serseriler bunların önünü kesmiş. Bunlar da dayılanınca bir araba sopa yemişler. Neredelermiş, iyiler mi? Hastanedelermiş ya. Kerem iyi de Tolga burnunu kırmışlar, ameliyata alınmış. Üy, neyse. Hiç değilse ekilmediğimizi biliyoruz. Gelmemelerinin bir sebebi varmış. Kim bunları dövenler? Serseriler falan mı? Ne bileyim ben canım. Boş ver. Ne içersin söyle bakayım. Lazım edecek bir şeyler. Ne oldu, bir keyfin yerine geldi. Hayırdır? Ekilmediğimizi anladım. Ayrıca biz ekilecek kızlar mıyız be? Ya ayıp. Ne içersin söyle bakayım. Su mu? Meyve suyu mu? Söyle. Ya ayıp, çocuğun burnu. Geç kızım, çekinme. Al da ben seni hiç rahatsız etmeseydim ya. Evde bekleyenin mi var? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Üstünde pijamalar, cebinde paran yok, kimliğin yok. Ya doğru diyorsun da beyinlenle daha yeni kavga etmişsin. Hani bozulmasın, haberi yok adamın. Bir şey olmaz, bir zaman sesi çıkmaz onun. Hem ne diyecek ki? Seni bu halde sokakta bırakamam. Geç. Çok sağ ol abla, gerçekten. Geç şöyle banyoya. Yıkanırsın, rahatlarsın. Ben de dolaptan sana giysi bakayım. Geç banyo orası bak. Temiz havlu da var.
Alo. Alo, pardon. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Sana bir sürprizim var, bayılacaksın. Neymiş o sürpriz? Yok, söylemem. Akşam gelince kendin görürsün. Ha, şöyle zengin tarafından yiyecek içecek bir şeyler de getir. Olur, akşama görüşürüz. Tamam. Ben çıkacağım. Nereye gelir gelmez Recep? Babir'e Şadiye'yi soracağım ya. Dolaplara, dükkanı var ya. Onun kulağı deliktir, belki bir şey biliyordur. Bir şey çıkacağını sanmıyorum ama. Bak bakalım. Bir umut. 16 yaşında kız nereye gider, ne yapar ya? Gençsin, unutursun bu günleri. İyi geldi mi banyo, rahatladın mı? Kuş gibi oldum abla, çok sağ ol. Saatler olsun. Al bak neler getirdim. Artık bana olmuyor. Biraz kilo aldım da son günlerde. Abla bunlar biraz şey değil mi? Ne? Beğenmedin mi? Yok, çok beğendim. Çok güzel de böyle biraz açık değil mi? Allah'ın verdiğini kuldan mı saklayacaksın? Ne güzel kızsın, keyfini çıkar. Sonra çok ararsın bugünleri. Ya öyle de ben pek alışık değilim ya böyle şeylere, ondan. Alış artık. Başka İstanbul yok kızım. Hadi sen giyin de yardıma gel, sofrayı hazırlayalım. Niyazi neredeyse gelir. Hı? Abla çok teşekkür ediyorum sana ya. Çok sağ ol. Benim bu zor günümde bana evini açtın. Çok sağ ol gerçekten. Hadi. En sonunda teşrif ettiler Deniz Hanımlar. Geldim, geldim. Aa, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Buyurun. Canım sen yenisin galiba. Şunları vereyim sana, şöyle şey yaparsın. Ablam yok mu? Deniz, kardeşin geldi. Sevgili kardeşin geldi. Adın ne senin? Narin benim adım abla. Ha, okey. Irmak Hanım diyeceksin öncelikle. Ha, Irmak Hanım. Irmak Hanım, Deniz Hanım dışarı çıktı, gelirler birazdan. Sen şöyle geç buyur, ben sana bir kahve yapayım. Ha? Bunları şey yapayım, toparlayayım falan. Yok, teşekkür ederim ama bir su alırım. Yalnız bana siz diye hitap edersen çok sevinirim. Ha, siz. Hoş geldiniz gerçekten tekrar. Deniz Hanım çok sevinecek sizi gördüğüne, gerçekten yani... O kadar sevgiyle bahsediyor ki hep, çok özlemişti. Çok da güzelmişsiniz maşallah. Pek güzelmişsiniz. Sağ ol. Buyurun, buyurun. Niyazi çok yufka yüreklidir. Ben onunla konuşurum. 3-5 kuruş koyarız cebine. İşe girince de taksit taksit ödersin, ne olacak? Allah ne verdiyse yiyoruz zaten. Oda da boş. Otel parası derdi de yok. He abla, çok utanıyorum ben vallahi. Ya böyle hiç tanımadan etmeden hani bu kadar şey... Canım, düşene bir de biz mi tekme vuralım? Sevaptır. İnsanlık öldü mü ya? Ha, geldi benimki. Ha? Geldi işte Deniz ablan. Geldi, geldi. Bak. Kız niye öyle manyak manyak konuşuyorsun be? Abla. Sen nereden geldin? Ay, ne zaman geldin sen ha? Geldim işte, çok özledim ben seni ya. Çok özledim seni. Dönem arası falan geldim böyle İstanbul'a, tadını çıkarırız diye düşündüm. Çok sıkıcı okul. Amcamla konuşacağım ben zaten. Ay.
Ablam, sana da bir kahve yapayım mı? Ha? Ha ablam, sana da yapayım hemen bir kahve. Ablacığım gerçekten bilmiyorum. Nasıl buluyorsun böyle görgüsüz, ölçüsüz tipleri ya? Bu ne ya? Ne diyorsun be? O benim ev arkadaşım Narin. Ayrıca da okuldan da sınıf arkadaşı. Ne? Bu mu? Bana bak. Sen bir kabalık yapmadın değil mi? Bu kız çok hassastır, hemen alınır. Ya bu durumda yanlış bulunuyorum galiba. Ne bileyim, ben hizmetçi sandım. Al seni ya. Ne yapayım ama ben de dönmeyi düşünmediğim için... artık bence senin arkadaşın başka bir kapı bulsun kendine. Hiç çekemem kendi evimde böyle tipleri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanında fazla yokmuş. Üstüne yarın tamamlarım. Kızın işi görülsün dedi. Ay abla, çok gönlü bol biriymiş senin bu beyin. Öyledir, öyledir. Ama bir şartı var. Malum benim adam tüccar. Eşeğini sağlam kaza bağlamak ister. Formaliteden bir senete imza atıversin dediydi. Yanlış anlama hayatım. Biliyorsun bin bir türlü insan var. Ya abla zaten doğru söylüyor. Bu zamanda öyle güven olur mu kimseye? Tabii tabii. İmzalarım tabii ben. Benim borcum borç zaten. Ha. Ha. Tamam, dur. Al hayatım. Şuraya imzalayacaksın. Şuraya? Hı? Aferin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.